Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu iki oğlanın videosunu sizlere çekmiştik. Opel Astra GS paket ve Peugeot 308 GT paket. Benim kuzen arabaya 17 inç cam takmış. Benimkisi hala orijinalde. Takma sebebi konfor sertliğinden dolayı. 0-100'ler yine yakın. 50-150'ler de neredeyse yakın. Yani evet, performansta pek bir değişiklik ben hissetmedim. Evet, yani ikisinde de çok bir şey. Yani siz de kendi kararınızı yorumlarda verebilirsiniz. 17 inç, 18 inç jant farkını. Gibi ama tekrar izleyerek. Aynen. Ya ama yakıt farklarında 0.5 buranınkinde hafif bir düşme hissiyatı varmış. O şu an çünkü daha 1000-2000 kilometrede. Onun dışında araba zaten yumuşadı. Yani aslında başa başa yakın, sonradan Opel biraz sanki hafif öne doğru gitmeye başlamıştı gibi. Argeo marka jant aldım. Yerli üretim. Bu jantlar tüm standartları karşılıyor. Tüy sertifikası vesaire var. Yani yabancı marka ürünleri ne alıyorsak aynı üretim kalitesinde bir jant olarak düşündüğüm için bunları tercih ettim. Tabii replika bir jant gibi düşünmeyin. Yani OEM jant gibi. Bizim çok iyi jant üretici firmalarımız var. CMS, Jant Metal Sanayi olsun, Formetal olsun. Bunlar zaten Avrupa'da araçların üzerinde gelen jantları da üretiyorlar. Bu da onun gibi bir marka Argeo. Zaten replika jant alıp risk alamam. O yüzden OEM üreticiyle aynı kaliteyi tutturabilecek tüy standartlarında bir jant tercih ettim. 17 inç. Taban genişliği 7.5J. Yani içeriye çok girmedi. Şu an zaten duruşunu siz de görüyorsunuzdur. Aynı anda birlikte lastiklere değişmek zorunda kaldım. 215-50-17 Petlas Velux Sport PT-740. Lastikleri Petlas aldın. Evet. Memnunsun zaten. Vallahi şu anlık memnunsun. Yani hiç hem bir deneme oldu yerli üretim, hem jant yerli üretim. Evet. Şu anlık memnunsun. Konforun da arttı. Ben beğendim. Güzel seçim olmuş yani jant. Arkadaşlar, sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Lastik ve jantı değiştirmeden önce ince hesaplar yaptım. Yani jantları 7.5J'ye aldım taban. Ama bunun ET değeri, yani göbeğin Fourier ile birleştiği nokta biraz daha dışarıda. O yüzden lastik ve jant hafif dışarı çıktı. Yani yarım santim kadar. Bir de ölçüsünü ayarlarken 1 santim total ölçüyü büyüttüm. Yani normalde 225-45-17 takıyorlar buna. Ama ben 215-50-17 taktım. Yarım santim yukarıdan, yarım santim aşağıdan büyüdü. Araba yarım santim de yükselmiş oluyor. Yani totalde 1 santim ama yerden yarım santim yükselmiş oluyor. Yani bana göre duruşu da biraz güzelleşmiş oldu. Tabii ki diğer jantın da kendi tabanı 8C olduğu için o düz gösteriyordu ama daha içerideydi. Bu arada jant güzelmiş. İşe doğru böyle çukurlu. Tabii hafif bir konkav yapısı var ama çok hafif. Onun da bir efekti oluyor. Siyah uyumda güzel oldu bence, özetlersek. Opel Astra'nın konforuna bakıyoruz. Evet, şu an zaten ilk hissiyat araba çok yumuşak gerçekten. Yani, konfor düşsün diye. Aynen, biraz tüketimi etki eder dedim. Biraz konfor. Ya öncelikli konfor. Çünkü bizim arabalar 18 inç jant olduğu için çok sertler gerçekten. Ya İstanbul'da çukurlara girdiğimi taktuk ediyor. Yani için gidiyor yani. İçin gidiyor. Balon mu yapacak? Ya bunu bizi nasıl anlarlar? 18 inç, 19 inç jant kullanan insanlar bizi çok iyi anlarlar gerçekten. Yani çukurda biraz daha az fark etti. Tümsekte çok fark etti. Ha. Tümseğin üstünden geçerken çok yumuşak. Araba yumuşamış. Yakıt tüketimi hafif düşmüş. Ya benim arabadan direkt bu arabaya binince direkt şey hissiyatı oluyor. Sertlikten yumuşağa geçtim yani. Öyle hissiyatı oldu direkt. Hafif sertlik var ama şimdi 10 benim arabaya göre yumuşamış yani. Onu söyleyebilirim.
benim arabayı da Burak kullanacak. Bakalım o da hissiyatını direkt söyler zaten. Evet, şimdi Peugeot'u deniyoruz bakalım. 17 Michelin'e geçsen belki çok çok pamuk olacak. Bir de basınçları düşük ayarlasan. Ha, şunu aktaralım. 17'ye geçip petlese geçip yüksek şişirme basınç değerinde olmasına rağmen konfor arttı o arabada. Artmış. Zaten konforu çukurda ve şeyde anlayabilirsin. Çukurlara girdiğinde, tümseklerde. Mesela şu ufak yükseltiler var ya. Onları hissediyorsun hepsini. Evet. 18'de ya onu sana hemen aktarıyor, hemen yansıtıyor yani. Peki Petlas Michelin. Senin şimdi sen Petlas aldın. Tabii daha biraz uzun dönem kullanman gerekiyor. 2000 kilometreye yakın kullanabildim. Hani ben şu an şikayetçi değilim. O kadar fiyat farkı verip Michelin almaya gerek var mıydı? Ben şu ana kadar... Bazı şeyleri abi, şimdi yok. Tabii yerli üretim. Bazı şeyleri denemek lazım. Denemeden, tabii insanlar yorum yapıyor ama bazı şeyleri denemeden de tecrübe edemiyoruz. Ya öleceğiz gibi zannediyorlar. F1 pilotu zannediyor herkes kendini. Ya 130 beygirlik arabayla sanki şeyi kasıyor. Yağmur yağdı mı farklı lastiğe mi geçiyorsun o zaman? Ya bunlar çok ince ve küçük hesaplar ya. Bunu hakikaten şöyle söyleyeyim. Mühendis kafasındaki insan bu hesaba girmez. Çok fazla bilgisi olmayan insan böyle küçük hesaplar yapar. Yani limitte kullanıyor, 300 gidiyor, 300'de viraja giriyormuş gibi filan düşünüyorlar. Gerek yok. Hani ben şehir içi, şehir dışı kullanımda hiçbir fark göremedim bana etki edecek Petlas'la. İzmir'e gittim, yüksek süratli hızlara çıktım. Yani 2000 kilometrede pek bir fark göremedin. Senin Michelin'ler farkından bir fark göremedin. Yüksek hızlara da çıktın. Tabii. Fark olarak konfor işte. Onun yanakları daha telli, bununki daha telsiz olduğu için daha yumuşak. Ha, onun da bu arada götürüsü var. Daha kolay dağılabiliyor lastikler, daha çabuk yıpranabiliyor. Mesela yüksek beygirli araban olsa yine Petlas alır mıydın? Yani biraz daha deneyeyim, alabilirim. Şu an ben gayet memnunum. O zaman bir 10.000 kilometre sonra. Tabii, şu an hiçbir şey yok. 200 kilometre. Şimdi bakalım tümsekten geçiyorsun. Evet. Biraz fark var ama senin şu an basınçları şey 32. yapmış olman da. Evet, 32 tabii. Basınçta. Bak mesela şunu çok sert algıladım. Şurada az önce mesela sen onu küçücük çukurda çok hissediyorsun. Az önce mesela o çukurdan evet. Yine geçtik. Evet, evet. Aynı rotadan gittik. Evet. Mesela bak dikkatimi çekmemişti. Şimdi dikkatimi çekti. Evet. Ben geçtiğimden dolayı memnunum. 18'de 18 jantta benim aklım kalıyordu hep. İşte çukura bazen fark edemiyorsun yağmurla havada falan. Araba balon mu yapacak, nasıl olacak falan hep aklın takılıyor. Şimdi kafam rahatladı. Fark etmeden girdim çukurlarda fırtınalar kopmuyor. Of ben niye girdim? Ya bu arkadaşlar tamamıyla kişisel bir şey. Görsel olarak da bu arada hani kafanıza uygun bir jantı işte taban genişliği. Ama görsel de öyle. Mesela görsel de sen beğenirsin başkası beğenmez. Herkesin görselliği farklıdır yani. Aynen. Ama ben eski jantlarının görünüşünü daha çok beğeniyordum. Burak'a söyledim. Ama bu yeni jant da o kadar kötü durmadı. O da güzel yani. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Sağ olsunlar. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu arabalarla ilgili olabilir, lastiklerle ilgili olabilir, jantlarla ilgili düşünceleriniz olabilir. İlk değiştirme nedeni konfor odaklıydı. Yakıt tüketimi de çabası yanında. Çünkü İstanbul biliyorsunuz aşırı trafikli, aşırı çukurlu mayın tarlası gibi her an lastiklerinizi yarabilirsiniz. Ya sadece aslında İstanbul değil, İstanbul dışına çıktığınızda da olma ihtimali çok yüksek. Öyle arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.